Şimdi şunu diyeceğim size. Şimdi saat 3'te, akşam saat 3'te bir şey yapacağız. Ama bu değil, şaka yaptım. Ama koronavirüs ne zaman bitecektir? Ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Kafalar karışık. Acaba nereden bulacağız aşıyı? Size söylüyorum. Böyle yaptığım için sakız çiğniyorumdur. Bravo. Size bir şey diyeceğim. Yeni dükkanlar açıldığında koronavirüs bitmeden ne yapacağımızı söylüyorum. Bir, çok kalabalık olursa mutlaka maske takacağız. İki, sosyal mesafe kurallarına uyacağız. Eğer garsonlar da bize sağlıklı şeyler verecek. Mesela hamburgeri sağlıklı yapacaklar. Öyle. Bravo. Patatesi sağlıklı yapacaklar ve nasıl yapacaklarını bilecekler. İnternetten tarife ya bakacaklar. Biliyorlarsa internetten bakmayabilirler de. Bravo. Futbol maçlarında kar yağarsa karda mesafe kuracağız. Bravo. Futbol maçlarında uzak durup pas atacağız ve yakınlaşmak için kaptırmak gerekirdi. Bravo. Başkanım, yalnız ben şeyi anlamadım. Yani futbol maçı yaparken birbirlerine uzak durup mu oynasınlar? Yok. Pas atarken bazen kaptırırlar ya. Evet. Onu yapmışlar işte. Hiçbir şey anlamadım başkanım ama. Bravo. Güzel. Bu yaz gelirse koronavirüs bitmezse yazda şöyle yapacağız. Dondurmaları anneniz babanız yapacaktı. Bravo. Yoksa kötü olur size göre. Bravo başkanım. Burada bir şey demedim düzgün. Özür dilerim başkanım. Burada bravo. Nasıl yapıyorsun arkadaşım? Pardon başkanım, devam edin. Size söylüyorum. Meteor başka bir ülkeye gelmiş ve meteora yanlışlıkla ellemişler ve Çin'e düşmüş. O yüzden de koronavirüsü çıkartmışlardır kesin. Vallahi başkanım saçmalıyorsun ama çok güzel konuşuyorsun. Bravo. Sağ ol. Size bir şey daha söyleyeceğim. Temizlikleri illa yapacağız. Ayakkabıyla içeri alıyor salona girmeyeceğiz. Odalara, salonlara, çocuk odalarına, tuvaletlere çok girmeyeceğizdir ayakkabılarla, dışarı terlikleriyle. Bravo başkanım, bravo. Size söylüyorum.
İzel mi başkanım? Evet. Dinliyoruz. Şimdi kalemler de birazcık sağlıksızdır. O yüzden kalemlerin boyalarını suratımıza, kıyafetlerimize sürmeyeceğiz. Bravo! Şiir gibi konuşuyorsun başkanım. Size söylüyorum. Kur'an'ları okuyacaksanız her zaman gerekirse. Bravo başkanım. Namaz illa kılacaksınız. İnşallah başkanım. Bravo. Sen kılıyor musun başkanım? Ben bazen kılıyorum. Bazen kılıyorsun. Olur olsun başkanım. Bravo. Sakız çiğniyordum, unutmayın. Size söylüyorum. Okullara giderken bazen koronavirüste okullara giderken illa maskeyi takacaksınız. Arkadaşlarınızla da sosyal mesafeyi koruyacaksınız. Bravo, mükemmel başkanım. Öğretmeniniz çok şey öğretir. Bazen koronavirüs kurallarını da öğretebilir size korona bitmeden. Bu da var yani. Bitti mi başkanım? Hayır tabii ki de. Ama beni alkışlamadın. Pardon başkanım, bravo, bravo. Size bir şey daha. Oyunlara gömülmeyeceksiniz. Ama zamanınızı uyumakla vakit geçirmeyeceksiniz. Uğraşacaksınız ve daha da düzgün olacaksınız. Uğraşacaksınız işiniz varsa. Adam olun ulan, bravo. Bravo başkanım. Bunların kurallarını illa yapacağızdır. Ve size bir tane daha soruyorum. Başkanım yıldırdın, hadi artık. Şimdi telefonlarda, tabletlerde, hatta telefonlarda acil bir şey olursa telefonlarınızı alın, polisi, hastaneyi arayın ya da böyle yerlerde oturuyorsanız böyle yukarılarda mutlaka bir tuş vardır. İtfaiyeyi çağırmak için ona basınızdır. Bravo başkanım. Bu konuya nasıl geldin ama bravo yani. Mükemmel. Devam edin başkanım ya da bitirin artık. Bayılacağız yoksa. Tamam. Bitireceğim. Bitti mi başkanım? Teşekkür ederiz başkanım. Ağzına diline sağlık. Hadi dağılın. Cemaat-i Müslümin.